Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Eğer kanalımda yeniysen benim adım Halim ve Star Citizen ile ilgili videolar yapıyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen bana bir like atarsan veya beni takip edersen sevinirim. Evet arkadaşlar, yine Jump Town görevi çıktı. Daha doğrusu PvP eventi. 2.1 diyor CIG buna. Yani öncekinden daha büyük oldu. Jump Town nedir? Belki yeni oyuncular bilmiyordur. Jump Town Star Citizen'de büyük bir PvP eventi oluyor. Yani Star Citizen sanırım en büyük PvP eventi ve çok para kazanabiliyorsunuz. Bu görevi yaparken veya bu evente katılmak istiyorsanız iki yoldan gidebiliyorsunuz. Ya illegal veya legal yoldan gidiyorsunuz. Görevin amacı şu: bir outpost'a uçuyorsunuz ve orada yani o outpost'ın, o binanın içinde bir kutu üreten alet var ve o paket üretiyor. Yani o paketin içinde uyuşturucu oluyor. Onları siz mesela legal yoldan gidiyorsanız toplayıp Potres'le veya Port Olizar'a geri getiriyorsunuz ve para kazanıyorsunuz ve çok para kazanıyorsunuz gerçekten. Veya işte kriminal yoldan gitmek istiyorsanız o paketleri Grimex'e götürüyorsunuz. Sakın tek başınıza gitmeyin. Yani bir ekiple gitmeniz gerekiyor. Orası çünkü gerçekten oyuncu kaynıyor yani. Hemen ölüyorsunuz. Zaten hep organization'ler gidip oraya tutuyorlar yani. Biz de organization olarak tabii ki gideceğiz oraya. Ve resimlere bakarsak çok güzel yani. Her zamanki gibi tasarımlar çok hoş. Şey çok hoşuma gidiyor yani. Kapı sayısı çoğaldı ve böylece içeridekiler pusu kuramıyor artık. Yani önceden öyleydi. Eğer içeride birisi varsa hep kapıya bakıyorlardı. Sadece bir giriş vardı çünkü. O yüzden içeri girmesi zor oluyordu arkadaşlar. Oraya giderseniz kesinlikle bir multi tool almanız gerekiyor. Sakın multi tool'u unutmayın. Çünkü daha verimli oluyor o zaman kutuları taşımak. Multi tool alırsanız tractor beam attachment'i de unutmayın arkadaşlar. Yoksa çalışmıyor çünkü. Dediğim gibi yani iki seçeneğiniz oluyor. Ya legal veya illegal. Ve oyunda görevi şöyle alıyorsunuz. Mobi Glass açıyorsunuz. Ve sol tarafta legal yoldan gidiyorsan Priority'ye tıklıyorsun. Ve burada işte şu görevi tıklıyorsunuz. Burada şimdi 5000 UEC yazıyor ama sizi şey yapmasın. Kafanızı karıştırmasın. Çünkü gerçekten çok para kazanıyorsunuz. Yani bonusa bakarsak yani bütün yani kutu sayısını geri getirdiğinizde yani rahat 100.000, 200.000'i geçiyordu. Yani 300.000'i falan da geçiyordu. İşte artık ne kadar kutu götürebilirseniz. Eğer illegal yoldan gidiyorsanız personelde çıkıyor arkadaşlar bu görev. Orada Rutu diye bir arkadaş var. Ondan görev almanız gerekiyor. Ve burada schedule yazıyor. Yani ne zaman Jump Town eventleri oluyor. Bugün zaten başladı dediğim gibi. 3.18 live'da bunu oynayabiliyorsunuz. 4 PM diyor yani UTC, yani benim saatime göre saat işte Almanya'da akşam 6'da oluyor. Türkiye'de 7'de başladı. Her gün farklı bir bölgede olacak. Yani şimdiye kadar sadece bir bölgede oluyordu ama bu Jump Town eventi farklı. Başka gezegenlerde de olacak. Her gün 24 saat açık ve farklı bir gezegende olacakmış. Yani bunu unutmayın. Ve bununla ilgili CIG her zamanki gibi bu event için işte özel paketler satıyor veya araçlar, gemiler satıyor. Yani bunlar orada lazım olabiliyor gerçekten ama hepsini oyun içi de alabiliyorsunuz. Ayrıca bu paketler hiç almadıysanız aslında bir game package almaktan, daha doğrusu bir game package varsa sende farklı bir şey istiyorsan yani bunu alabilirsin. Yani stand alone ship alma bence. Çünkü o zaman sigortalar iyi değil. Bunu alabiliyorsun. 24 ay insurance oluyor içinde. Yani hiç yoktan iyi bence ama benim tavsiyem şeyi bekleyin. Invictus haftasını bekleyin. Zaten 2 hafta sonra gelecek. O zaman bütün araçlar, gemiler 10 senelik sigortayla satılıyor arkadaşlar. Bence böyle öyle daha iyi. Eğer almayı düşünüyorsanız tabii ki. Ve bununla beraber farklı gemiler de satılıyor. Mesela bunu standalone olarak alabiliyorsunuz. Bunda acaba 24 ay var mı? Bunu merak ediyorum. Yok. Mesela bunda 6 ay var. İşte A2 çok büyük bir bomba ship oluyor. Yani oyundaki en büyük bombayı bu gemi atıyor. Ve böyle görevlerde tabii ki çok avantajlı oluyor. Öyle söyleyeyim. Ama sadece A2 değil. İşte Arrow falan da satılıyor. Ballista ve Centurion. Zaten bunlarla outpost'a doğru giderseniz o zaman oraya yaklaşmak zor oluyor yani düşman olarak gerçekten. Yani
ekipçe tutabiliyorsunuz. Gladius her zaman satılıyor zaten. Nomad da öyle. Onun arkası şey pratik. Kargo yeri var çünkü bayağı geniş. Ve Nova Tank da çok hoş arkadaşlar. Yani bu da yani çok güzel bir tasarım. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah ileride bunun gibi daha çok araç görebiliriz. O da Jamtown'da işimize yarıyor gerçekten. Prowler gemisi çok pahalı. Bu şey taşıyabiliyor yani oyuncu falan taşıyabiliyor. Sanırım 8 veya 10 kişi taşıyabiliyor. Radarda çok geç gözüküyor aslında. Yani onun amacı o zaten. Saber de bir fighter olarak çok hoş bir gemi. Ve bunun amacı da şey. Stealth gameplay yani o da radarda çok geç çıkıyor. Sanırım 1 kilometre içinde radara çıkıyor. Valkyrie de çok hoş. Yani aslında bunun şeysi çok iyi. Hani armor'su çok yüksek. Ama şu an armor sistemi oyunda olmadığı için bunu şu an görmüyoruz. Ama ileride bu neydi? CIG ne diyordu buna? Aklıma gelmedi şimdi. Damage ile ilgili işte. Yani armor olayıyla çok büyük update'ler gelecek. Sanırım bu sene sonuna doğru belki veya gelecek senenin ilk aylarında olabilir. O zaman bu tarz gemiler gerçekten acayip heavy armorlu oluyor. Ve bunun içi de geniş. Yani bir rock falan da alabiliyorsunuz veya başka bir araçta koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu videoda bu kadar. Eğer beğendiysen bir like atarsan sevinirim veya follow edersen sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki sefere inşallah yine görüşürüz. Hoşça kalın.